Ama sayın genel başkanınız böyle istiyor. Lideriniz böyle istiyor. İşlerine gelince, her şey süt liman olunca dava. Ama mesele koltuksa bir anda hava tafra. Şimdi koltuğu kaybedeceklerini anladıklarında hava tafra. Ajitasyon, demagoji. Ama işler onların için iyi gittiğinde dava, dava. Madem dava adamısın, madem davana sadıksın, tamam mı? Senin için her şeyden önce dava gelir, siyasi hareket gelir, içinde buldun. Senin madem genel başkan da bunu sana söylüyorsa, o zaman istifa et. Niye ayak diriyorsun? Sonra niye evvelde toplantıda başka manidar laflar kullanıyorsun? Hani davaydı? Bitti bu iş, yani senden bu isteniyor. İstifa edeceksin yani. Efendim bizi şey seçti. Neydi ismi? Bir halk seçti bizi. Halkın seçtiği bir belediye başkanı nasıl zorla istifa ettirilebilir? Gibi bir tane takım eleştiriler yapılıyor. Öyle değil mi? Neden? Niye istifa ettirilemiyormuş? Niye ya? Başarısızdır. İlla yani sandığımı beklemesi gerekir. Başarısızdır. Öyle istemiştir genel başkan. İstifa etmeden istemiştir. Bu kadar basit ya. Bu ülkede başbakan istifa etmedi mi kardeşim? Bu ülkede Erdoğan isteğiyle başbakan istifa etmedi mi? Ahmet Davutoğlu. Evet. Başbakan istifa edebiliyorsa belediye başkanı da istifa eder. Çok net bir şey bu yani. Böyle işledi. Diyebilirsin ki şeye kadar beklenebilirdi. 2019 yerel seçimlerine kadar beklenir. Sandıkla gelip yani sandıkla gitselerdi. Yok öyle bir şey. O zaman kaybedersin. Evet. Belediyeleri de kaybedersin. Seçimleri kaybedersin. Böyle bir bunu gören bir genel başkan böyle bir müdahale yapmak gereğini duyuyorsa bunu makul karşılaman gerekir. Ama mesele davaysa da dava senin için her şeyden daha önemliyse istifa edeceksin o zaman. Senden bu isteniyorsa. Ama böyle yani konuşmalar, böyle demagojiler, böyle ajitasyonlar bunlar oluyorsa hani orada pek dava ama orada mesela koltuk var.